Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 maçın analizi ile birlikte olacağız. İlk maçımız Galatasaray, Ankara Gücü ve Müsabakanın hakemi Ali Şansalan. Ali Şansalan genç, yetenekli ve gelecek vadeden hakemlerden bir tanesi. Son haftalarda da fena değil, iyi maçlar çıkarıyordu. Şimdi bu maçta da aslında temel konularda çok da hata yapmadı, çok gündeme taşınacak bir şey yapmadı. Verdiği iki penaltı kararı doğru. Orgile çıkan iki çift sarıdan kırmızısı doğru. Ancak e, oyunun genel yönetimiyle ilgili e, bence biraz sorun yaşadı. Gördüğünü çalmaya çalıştı aslında. Biraz da cesurca davrandı. E, kötü bir beden dili kullanıyor. Yani e, çok böyle panik, aceleci, işte e, biraz standarttan uzak. Yani mesela oyun çok sertti A takımına gösterdiği bir sarı kartı B'ye gösteremedi. Bir tarafta sertliğe müsaade ederken diğer tarafta çok basit faullere çaldı. Ya bir standart yakalayamıyor. Bu anlamda eleştiriyorum kendisini. Dediğim gibi verdiği penaltılar ve çıkan iki sarı kart Orgil'e çıkan kırmızı doğru Orgil'e neden bu kadar basit çıktı ikinci sarı diye eleştirenler var ama sonuçta el yüze geliyor ve bu bir ihtarı gerektiriyor. Ama eleştiriler şuradan maçın içerisinde çok daha sert pozisyonlar oldu. Orgil aslında o pozisyondan daha önce atılması gerekiyordu o oyuncunun e, oraya kadar müsaade etmesinde zaten hata var e, ama onun dışında dediğim gibi genel anlamda cesur davranıp gördüğünü çalmaya çalıştı e, ama bir e, işte şey sarı kartlar standartsızlık biraz agresif bir tavır aceleci panik bir hal e, bu biraz itici geldi izlerken e, onun dışında başka eleştirebileceğim bir şey görmüyorum bu maçla ilgili. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Penaltı verip de geri dönülen pozisyonda da ben kesinlikle var protokolüne aykırı bir şey yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü protokolde çok açık bir şekilde penaltılarda kırmızı kartta ya bariz gol şansı ve devamlı bir kırmızı kart ya da goller golde çok açık bir şekilde yazıyor. Öncesinde eğer top oyun alanının dışına çıktıysa bunu var kontrol edebiliyor ve hakeme bildiriyor. Kaldı ki şöyle düşünün. Yani top oyun alanını terk etmiş ölü bir top. Yani oradan nasıl bir penaltıya dönülebilir ve penaltı verilebilir? Yani var. Varın bence kesinlikle karışması da doğruydu. O penaltının iptali de doğruydu. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi geçelim. Bugün oynanan, gündüz oynanan Sivas-Fenerbahçe maçına ve Ali Palabıyık, müsabakanın hakemi. Şimdi şöyle pozisyonlara tek tek baktığımda Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon ve Sivasfor'un penaltı beklediği pozisyonlar var. Buralardaki devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Geri Rodriguez'in hareketine zaten herhalde bunu herkes kırmızı diyordur. Çünkü bilerek, kasti olarak rakibine bir tekme attı ve direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Bir Eleştirecek bir yanı yok. Ozan Tufan'a çıkan kartlar çok doğru kartlar. Orada da bir problemimiz yok. Ben sadece şöyle düşünüyorum. Sivas Spor lehine çıkan sarı kartları çok kolay çıkardı ama Fenerbahçe lehine o kadar kolay çıkaramadı. Biraz zorlandı. Mesela e, 55'te Emre Kılınç'a çıkan sarının ben e, kesinlikle bir ha, yanlış bir kart olduğunu düşünüyorum. Sarı kartta hiçbir şey yoktu. E, 61'de de Dirar'ın yaptığı bir hareket var. Rakibine net bir sarı kart gerektiriyordu ama vermedi. E, yani onun dışında böyle çok e, gündeme getirilecek, eleştirilecek bir e, hakemlik tarzı yoktu. Dediğim gibi biraz e, sarı kartlarda daha doğrusu bir tutarsızlık vardı. Dünkü maç, bugünkü iki maçta dahi zaten sarı kartlarda ciddi anlamda bir sorun var. Yani her hakem herhalde kendine göre bir sarı kartları yorumlama şekli mi belirlemiş bilemiyorum. Yani çok bellidir zaten sarı kart verilecek pozisyonlar ve verilmeyecek pozisyonlar ama bir maçta bakıyoruz aynı pozisyona çıkan sarı kart başka bir maçta çıkmayabiliyor. Ya da aynı maç içerisinde aynı hakem A takımına çıkarırken B takımına çıkarmıyor. İşte bu standartsızlık zaten hakemleri bu kadar konuşur hale getiriyor. Çok yanlış ama Bilemiyorum nasıl düzeltilecek. Ve son maçımız Beşiktaş-Malatya maçı Yaşar Kemal Uğurlu. Çok pozisyon var bu maçta. Ve ben Yaşar Kemal Uğurlu'yu son zamanlarda bu kadar cesur maç yönetirken görmedim. Çok cesaretliydi. Yani gerçekten tebrik ediyorum kendisini. Ee, şimdi pozisyonların tek tek özeline geldiğimizde de maçın hemen başında Donald'a çıkan sarı kart zaten ayağa bas, rakibin ayağına basmıştı. Çok net bir sarı karttı. Ee, Diaby'e Mina'nın yaptığı bir hareket var. Penaltı beklentisi içerisindeydi e, Fenerbahçeliler ama bence devam kararı, e, Fenerbahçeliler dedim çok pardon Beşiktaşlar. Ama devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada e, yeni Malatya Sporlu oyuncunun niyeti Tamamen topla oynamak, e, hiçbir şekilde rakibini bozmak değil ve topla da oynuyor. O yüzden devam kararı doğru. E, ancak bir sonraki pozisyonda ceza alanının üst köşesinde Atiba'ya yapılan bir müdahale var. Bu pozisyon kesinlikle bir penaltı ve penaltıyla değerlendirilmesi gerekiyordu. Çünkü Atiba'nın e, top Atiba'nın kontrolündeydi e, ve rakibi de iki eliyle birlikte itti çok açık net bir penaltıydı. Hakem aslı pozisyona da çok yakındı ancak maalesef pozisyonu doğru değerlendiremedi. Bu tarz pozisyonlar yorum gerektirdiği için de çok açık, bariz, net olarak değerlendirilmediği için de var karışamıyor. Bu hakemin görüp değerlendirmesi gereken bir pozisyondu ama atladılar bu pozisyonu. Burak Yılmaz'ın yine penaltı beklediği bir pozisyon var. Ben de, bence oradaki devam kararı da doğruydu. Ben bir faal olduğunu düşünmüyorum. Caner Jenerike çıkan kırmızıya da herhalde herkes katılıyordur. bir problem yoktu orada da. ben Fenerbahçe maçında Ozan Tufan'ı söylemişim tamam. Çünkü birbirine çok benzer iki kart ikisi de neredeyse itirazdan diyebiliriz ya. İkisi de takımlarını eksik bıraktılar. Eee Garip yani, bilemiyorum işte bir türlü o öfke kontrollerini yapamıyor bu iki oyuncu da. Ee, devamında Atibaya çıkmayan bir sarı var. Rakibinin yüzüne dirseği geldi. Ee, aynı zamanda aynı pozisyonda bir ayağına da basıyor aslında, ama pozisyon devam etti. Ee, Lay için penaltı beklediği bir pozisyon var. Ben o pozisyonda da bir penaltı kararının ağır olacağını düşünüyorum. Devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum. E, yeni Malatyaspor'un kazandığı penaltı kararı doğru. E, çok o da çok açık bariz bir penaltıydı e, ve öncesinde de kesinlikle bir olduğunu da düşünmüyorum. E, faulü gerektirecek bir müdahale yoktu. E, dediğim gibi Yaşar Kemal Uğurlu'yu gerçekten cesur buldum. E, hiç bu kadar e, cesareti görmemiştim. Ancak e, yani. Kötü bir beden dili kullanıyor. Nasıl izah edeceğimi bilemiyorum ama böyle insanlara antipatik gelebilecek bir çok sert bir yüz ifadesiyle yani tabii ki çok güler yüzle işte herkese böyle gülücükler dağıtsın demiyorum ama biraz daha o sertliğini biraz törpülemesi lazım. İnsanlara bu kötü geliyor olabilir. Ben izlerken rahatsız oluyorsam eminim birçok kişi de rahatsız oluyordur. Özellikle bizlerin rahatsız olması önemli değil. Saha içerisinde futbolcularla olan iletişimlerinde de gerçi hiç kolay değil onu da kabul ediyorum. Çünkü hakemlerin gerçekten çok üzerine gidiliyor. Onu da biliyorum ama Mesela Cüneyt Çakır o konuda çok iyidir. İnanılmaz bir sınır koyar. Asla ne çok samimi ne çok ciddi. O yüzden hani örnek alınması gereken hakemlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet bu akşamlık söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.